Güney Afrika'da hakkında geçici olarak yurt dışına çıkış yasağı getirilen Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir ülkesine döndü. Başkent Hartum'a varan El-Beşir'i Ulusal Kongre Partisi'nin çağrısıyla havaalanında toplanan yaklaşık 700 kişilik bir grup sloganlar eşliğinde karşıladı. Sudan Devlet Başkanı Afrika Birliği Zirvesi için Güney Afrika'daydı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş ve insanlığa karşı suç işlemekle itham edilen El-Beşir'in burada tutuklanmasını talep etmişti. Mahkeme, El-Beşir'in ülkesine dönmesine engel olamayan Güney Afrika makamlarını, devlet başkanının tutuklanması için gerekli adımları atmamakla eleştirdi. Mahkemenin avukatlarından Tokwane Moloto ise El-Beşir'in yasağa rağmen ülkesine dönerek hukuku çiğnediğini söyledi. Moloto, ülkesi Birleşmiş Milletler'e üye, onun ülke dışına çıkışı yargıya meydan okumakla veya hükme itaatsizlikle eşdeğer dedi. Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, Lahi Merkezi Mahkeme tarafından Sudan'ın Darfur bölgesinde yaşanan katliamlardan sorumlu tutuluyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2003'ten bu yana devam eden söz konusu olaylarda 300 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 2 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.